Bazen Tanrı bizi rahatsız durumlara götürür. Çünkü içinde bulunduğumuz rahat ortamlarda büyümemiz zordur. Her şeyin istediğimiz gibi olduğu durumlarda büyüyemeyiz. Zor durumlarda bir şekilde İsa gibi olabilmeyi öğreniriz. Paulus onlarla buluşmaya gittiğimde Vahiy uyarınca gittim. Galatyalılar 2-2-6 Boş yere koşmayayım ya da koşmuş olmayayım diye öteki uluslar arasında yaydığım müjdeyi özel olarak ileri gelenlere sundum. Beşinci ayet, bunu seviyorum. Etkili kişiler gibi görünenler bana bir şey katmadılar. Yani başka bir deyişle Paulus burada ne diyordu? Sizin pozisyonlarınızdan etkilenmedim, ünvanlarınızdan etkilenmedim. Size bir şey söyleyeyim. Kilisenize on önemli insanı getirmek için yapacağınız hileler, görmezden gelmeler sonucunda aslında hiçbir şey elde edemezsiniz. Bunun size hiçbir değer katmayacağını söyleyebilir miyim? Tek değerimiz İsa Mesih'te kim olduğumuzdur. Akıllı bir Hristiyansanız size bir şeyler katması için birilerinin peşinde koşmak yerine bir dosta ihtiyacı olan birilerinin peşinden gidin. Onlarla paydaşlıkta bulunun. Tanrı sizi ödüllendirir. Evet. Anlıyor musunuz? Amin. Eğer size dersem ki sizin yeşil odaya geri gelmenizi istiyorum. Sizinle bugün öğle yemeği yiyeceğim. Bu sizi artık birlikte yemek yemediğim diğer insanlardan önemli yapmaz. Bunun hiçbir önemi yoktur. Bizi önemli yapan Tanrı'dır. Sizin mesleğiniz sizi önemli yapmaz. Bu sadece genel müdürünüz açısından önem taşır. <laughs> Kendimden nerelere gittim? <laughs> Bunu seviyorum. Galatyalılar 2.8'de şöyle diyor. Sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı, öteki uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu. Evet, işte burada Tanrı herkesle farklı çalışır. Ben çok fazla değişik insan olmaya çalıştım. Kim olduğumu, nereye gitmem gerektiğini bilmiyordum. Pastörümüzün eşi gibi sevimli olmak istedim. Hatta sesimi bile değiştirmeye çalıştım. O sarışın, zarif, mavi gözlü sesi de ince ve kibardı. Onun merhamet armağanı vardı. İnsanlar ona danışmaya gittiğinde Aa, oh, anlat lütfen. Seni daha iyi tanımak istiyorum. Lütfen bana daha da anlat derdi. Lütfen daha da çok anlat. Bense bana bir şey söyleme diye düşünürdüm. Siz geldikten iki saniye sonra sizin probleminizin ne olduğunu anlarım. Hadi ama. <laughs> Fakat ben düşündüm ki aslında sesimi alçaltmaya çalıştım. Ama insanlar, senin neyin var dedi. Evet. Görüyorsunuz, <laughs> başkası gibi davranamazsınız. Tanrı başkası gibi olmanıza yardımcı olmaz. Kendiniz gibi olmalısınız. Çünkü başkaları çoktan alındı. A Joyce, Büyüyünce senin gibi olacağım. Yani örnek alınan insan olmak güzel ama lütfen tıpatıp benim gibi olma. <laughs> Gittiğim yerden uzakta ol. Lütfen başkası gibi olmak için can atmayalım. Tanrı'ya dua edelim. Olabileceğimizin en iyisi olalım. Ve Paulus'un yaptığı da buydu. Olabileceğinin en iyisi olmak istedi. O dedi ki: "Ben etki sahibi olanlardan etkilenmem. Onların onayına ihtiyacım yok. Tanrı'yı izleyeceğim." İçinizde tüm arkadaşlarımı kaybetsem de Tanrı'yı izlemeye devam edeceğim diyeceksiniz. Hayatınızı kendi hayatlarının benzerliğinde yaşamanızı isteyenler oldu mu? Onlar ne düşünür? Onlar ne der? Aslında dediklerini biliyorsunuz. O renkler bir arada olmamış. <laughs> Onlar saç modellerinin modasının geçtiğini söyler. <laughs> Onlar hayatımızı yönlendirir ama onların kim olduğunu bile bilmeyiz. <laughs> Beni yüreklendirenler var. Pavlus da Tanrı'nın zamanı için nasıl beklemek gerektiğini görüyoruz. Çok bekliyor musunuz? <laughs> Pavlus Tanrı'yı 3 yıl aradıktan sonra gitti. Petrus'la 15 gün geçirdi. Gördüğü diğer elçi sadece Yakup'tu. Sonra 14 yıllığına geri gitti. Tanrı'nın zamanını beklemeyi öğrenmeliyiz. Bazen bir konuda bir şey duyarsınız ama zamanını asla bilemezsiniz. Burada Tanrı'dan önce hareket etmiş olan var mı acaba? Hadi söyleyin, var mı? Tamam, bu konuda kendinizi kötü hissetmeyin. Ben Tanrı beni televizyona koymadan önce televizyona başladım ve 6 ay boyunca sadece bir tane e-mail aldım. Talk show yaptım. Talk showcu değilim. <laughs> Bu doğru. Programlarımızda çok konuğumuz vardı. İnsanlarla röportaj yapmam için getirdiler. Sürekli şikayet ediyorlardı. Neden Joyce insanları konuşturmuyor acaba diyorlardı. Ben bunda iyi değilim. Konuşmada iyiyim. Ve sonunda öyle bir noktaya geldik ki çocuklar sizin bana bu konuda yardım etmeniz gerekiyor. İnsanları konuşturmazsan bana işaret verin dedim. Sonra da onlar bana ancak böyle yapabildiler. Ben mükemmel değilim ama İsa'yı seviyorum. Ben mükemmel olmaktan çok uzaktayım ama İsa'yı seviyorum. O benim diğerlerini konuşturmadığım zaman sevimli olduğunu düşünüyor. Anlamanız gereken şey bu. Tanrı sizin bir felaket olduğunuzu bir anda anlamadı. Sonra da ah oh, ben neyin içine girdim demedi. O bizimle ilgili her şeyi biliyor. Tüm hatalarımızı biliyor. Söyleyemediğimiz her sözü biliyor düşünmediğimiz her düşüncemizi biliyor. Tanrı'nın sizin hakkınızda bilmediği hiçbir şey yok. O sizi her türlü seviyor. Başlangıçtan beri o sizi biliyordu. Yüreğinizi görüyor. Siz Tanrı'dan vazgeçmezseniz o da asla vazgeçmez. O sizde başladığı işi sonuna kadar götürerek tamamlayacak. Siz harika bir şey yapma konusunda yolunuzdasınız. Amin. Amin. Vaiz 3.11 O her şeyi zamanında güzel yaptı. Şuna bak. Galatyalılar 4.4 Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Zaman dolunca neden İsa'yı daha erken göndermedi? İnsanlar acı çekiyordu, kurtarıcı lazımdı. Neden? Neden? Bunu Tanrı biliyor. Ama bize söylemeyecek. O sır saklıyor. <laughs> sır saklamayı seviyor. Aranızda kaçınız gizem seviyor? O zaman kesinlikle Tanrı'yla birlikte takılın. <laughs> Çünkü orada daima bir gizem var. Şimdi ne olacak? Bu çok heyecan verici bir şey. <laughs> Eğer kutsal ruhla yürürseniz her günün ne getireceğini bilemezsiniz ama Yasa altında yaşarsanız elinizde kurallardan oluşan hayat bulursunuz. Ve Tanrım bunu saat 8'de saat 9'da yapacaksın gibi. Her sabah şu bölümleri okuyacaksın. Bu saatte dua edeceksin. Ama eğer botun halatını açar Tanrı'nın sevgi okyanusuna kendinizi bırakırsanız neler olacağını bilemezsiniz. Mutluyum ki hesaplama dönemim bitti. Bu çok aptalca. <laughs> ben günde 2 saat dua ediyorum. Pekala... Senin adına sevindim. Bunu kendine sakla. <laughs> Aksi durumda sadece kendinle övünmüş oluyorsun. Bunu kimse dinlemez. <laughs> Amin. Amin. Ben ne kadar dua ettiğimi bilmem. İncil'den ne kadar okuduğumu bilmem. Ama bu yeterince disiplinli değilsin gibi. Aa evet ben disiplinliyim. Her gün Tanrı'yla birkaç saat geçiririm. Çünkü bunu yapmamaktan korkarım. Oraya çıkıp olmam gerektiği gibi davranmak için Tanrı'yla vakit geçirmem şarttır. Tanrı'yla vakit geçirmeye başladığımda çocuklar o zaman gençti. Bana şikayet ederlerdi. O odaya girmen şart mı? Bize kahvaltı hazırlar mısın? Ben de siz gençsiniz. Bir kaseye mısır gevreği koyabilirsiniz. Tanrı'ya odama gittiğim için şükredebilirsiniz. Bu daha iyi olur. Eğer gitmezsem gününüz beklediğiniz kadar güzel geçmez. Kaçınızın Tanrı'nın odanıza göndermesine ihtiyacı var? Pekala. Kaçınız yabani üniversitesine gitti ve mezun oldu oradan? Ah dostum ben oradaydım mezun oldum. Tanrının hizmetkarlarının kaçının yabana gitmek zorunda kaldığını fark ettiniz mi acaba? Tanrı onları kullanmadan önce Tanrı sizi çağırdığında gideceğiniz sonraki yer yaban olur. <laughs> Ha, bunu açıklamama bile gerek yok. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Yaban nedir? <laughs> Yaban izole bir yerdir. <laughs> Yalnız bir yerdir. Tenha bir yerdir. Kalabalık olmayan bir yerdir. Tanrıyla yürümeye başladığımda ben çok popüler biriydim ve birdenbire hiçbir arkadaşım kalmadı. Aile fertlerimiz bizimle vakit geçirmek istemedi. Ben doğruyu yaptığımı düşündüm. Herkesin Tanrı'nın benim vaaz vermemi istemesinden heyecanlanacağını düşündüm. Ama hiç de öyle olmadı. Tanrı'nın yapmamı istediğini düşündüğüm şeyi yapardım. Sonrasında daha çok acı vardı ama ben anlamamıştım. Acil bir zafer beklemiştim. Tanrı beni vaz vermeye çağırdığında ertesi gün yatakta kalmayı ve dünya çapında bir hizmet yapmayı bekliyordum. Ama böyle olmuyor. Hiçbir şey böyle olmuyor işte. Amin. Evimin salonunda 25 kişiye öğreterek 5 yıl geçirdim. Ginger'ın söylediği gibi burada olsaydınız yani Tanrı'nın sözünü iletmeye başladığımda kısa şortlar giyerek öğretiş verirdim. Yani kısa olabildiğince kısa. <laughs> Tanrı'nın böyle birini kullanacağını sanmam. Diyebilirsiniz ki yanılıyorsun. Hadi ama. <laughs> kendisini dinlemeyen peygamber kendisini dinlesin diye eşeği konuşturdu. Ben daha iyisini bilmiyordum. Ama Tanrı biliyor. Ben bugünkü gibi olsaydım o hiçbir işe yaramazdı. Tanrı sizi olduğunuz yerde çağırır. Dünyadaki insanlara en az benzeyenleri kullanıyor. Tek ihtiyacınız onun mesedişi oluyor. İyi tarafı onun sonu başlangıçtan görmesi. O şu anda bulunduğunuz yeri görmüyor. Nerede olacağınızı görüyor. Kalbinizi biliyor. Ve bu yaban üniversitesi bizi değiştirmek için kuruldu. Bizim daha çok tanrı gibi davranmamız için kuruldu. Daha sonra da... Dev bana şortu çıkar dedi. Sonra daha çok şey giydim. ve 40 enteresan yıldan sonra ben hala burada duruyorum. Evet. Yabanda geçirdiğiniz yıllar nerede ne yaşarsanız nefret ettiğiniz halde Tanrı'nın bırakmanıza izin vermediği bir iş olabilir. Birlikte olmaya katlanamadığınız birisiyle olan bir ilişki de olabilir. Tanrı onları sevmenizi ister. <laughs> Herkes sevimli olursa sevimli olmayanı sevmeyi nasıl öğrenirsiniz ki? <laughs> Hadi ama. Oh! Tanrı bazen sizi tuzağa düşürür. Size düzgün davranmayanları sevmenizi söyler, affetmenizi ister. Hadi ama. <laughs> Hadi artık. Belki de tek Hristiyanın siz olduğu bir yerde çalışacaksınız. Size kötü davranacaklar. <laughs> o zaman yabandasınız. Oradaki yıllar sizi değiştirir. Kaçınız değişmemeniz gerektiğini biliyor? Yusuf Yaban Üniversitesi'nden mezun oldu. Bir rüya gördü. Tanrı harika şeyler yapacak gibiydi. Sonradan olan şey rüyasındaki gibi değildi. Kardeşleri tarafından köle tüccarlarına satıldı. Ama sonunda vali oldu. İlk önce Yaban Üniversitesi'nde 13 yıl geçirdi. Bunların ikisinde işlemediği bir suçtan hapisteydi. Ama sevdiğim şey şu. Köle olarak satıldığında 17 yaşındaydı. Mısır'a vali olduğunda 30 yaşındaydı. Tanrı onunlaydı. Gördünüz mü işte bu? Ve atalar elçilerin işleri 7 9 Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Tanrı onunlaydı. Bütün sıkıntılarından kurtardı. Ailenizdeki tek Hristiyanın siz olmanızın önemi yok. Siz çiçek açın. Tanrı sizi örnek olarak kullansın. Tanrı'ya izin verin. Kötü davrananlar için Dua edin. Tanrı sizinle olunca başarılı olacaksınız. Musa 6 milyon sürekli söylenen İsrailli ile 40 yıl geçirdi. <laughs> 6 milyon insan düşünün 40 yıl. <laughs> düşünün. Elisha vaktini yabanda geçirdi. Davut küçükken kral olarak mesedilmişti. 30 yaşında kral oldu. Geri kalan yıllarda ne oldu? Çılgın Saul'dan saklanmak için mağarada yaşadı. Kendi bir şey yapmadı ama öldürülmek istendi. Doğru olanı yapmaya devam etti. Size bir şey sorayım. Doğru olan şeyler yapılmadığında doğru olanı yapmaya devam eder misiniz? Evet, kesinlikle. Evet. Hadi bakalım tekrar söylememe ihtiyacınız var. Evet, evet. Doğru davranmayan insanlara doğru davranabilir misiniz? Evet. Bu yaralayıcı. Uh, uh. Bu yaban üniversitesinde öğreneceğiniz bir şey. Mantıklı olsun ya da olmasın Tanrı'ya itaat etmeyi öğreniyorsunuz. Rahat ya da değil, Tanrı'nın durmanızı istediği yerde duruyorsunuz. Tanrı size gitmenizi söylediğinde nasıl gideceğinizi öğreniyorsunuz. Hayatınız size ait değil bunu öğreniyorsunuz. Tanrı'nın istediğini yapmak için iradenizi kullanıyorsunuz. Evet Rab diyorsunuz. Tanrı'nın yüreğime birkaç yıl önce koyduğu ve şunu yapmanı isteyeceğim gün gelecek dediğini ve bana bildireceğini biliyorum. Bu yapmak istediğim bir şey değil. Bu bana para harcatacak. Yapmak istemiyorum. Ama düşündüm de. Ben sadece onu yapacağım <laughs> ve alışacağım. Gerçekten yapacağım. Aslında istemiyorum ama ben bunu yapacağım ve buna alışacağım. Tanrı mesetmeye devam ettiğinde Tanrı sizi mesediyor mu? Hadi ama uyumayalım. Birazdan sandviçiniz gelecek. Hadi bakalım. Tanrı sizi hiçbir konuda mesetti mi? Yani bu biraz kaşıyamadığınız bir kaşıntı gibi. Sadece hiç gitmez huzurunuzu geri kazanabilmenizin tek yolu bu. Evet Rab demek. Evet. Git ve yap. Evet git ve yap. Ne kadar fedakarlık yapman gerektiğini sakın düşünme. Tanrı yapmamızı istediği her şeyi bizim iyiliğimiz için ister. Kendi için değil. Hadi aranızdan kaçınıza Tanrı yapması çok zor olan şeyler soruyor. Söyleyeyim bakalım. Hadi göreyim. Tamam. Size bir bilgelik vermeme izin verin. Hazır mısınız? Yapın ve yolunuza bakın. Umarım bunu dememi duymak için bu kadar yolu gelmediniz. Sadece yapın. Yolunuza devam edin belki bu gece uyuyabilirsiniz İsa'nın bile sessiz yılları oldu onun doğduğu zamanı duyuyoruz 8 yaşında olduğu zamanı da 12 olana kadar bir şey yok sonra 30 olana kadar da yok tüm İncil'de geçen onun hakkındaki şeyler o büyüdükten sonrasıyla ilgili <laughs> duydunuz mu bunun ne anlama geldiğini bilen var mı ama ben biliyorum. Ben bodrum katımda İncil dersleri veriyor ve yavaş yavaş büyüyordum. İncil öğretirken sigara içmeyi de, şort giymeyi de bıraktım. <laughs> Aman tanrım. Sigarayı bırakırken sıkıntılı zamanlarım oldu. Tiryakiydim. 9 yaşında başladım. Teşekkür ederim Tanrım. Sigaranın sizi cennetten uzak tutacağına inanmıyorum. <laughs> Bizler sigara içmediğimiz için kurtarılmadık. Hem kesenize hem de sağlığınıza zararlı ama bunu bırakmamı Tanrı'nın istediğini hissettim. Hem de bulunduğum durumda hoş olmadığını düşünerek bıraktım. Biliyorsunuz Tanrı bize birçok şeyi yapma özgürlüğümüz olduğu halde her şeyin bizim için faydalı olmadığını söyler. Tanrı bizi zamanla yavaş yavaş değiştirir. Bir şeylerden vazgeçersiniz. Sonra bir sınavdan geçmeniz gerekir. Eğer sınavı geçemezseniz o sınavı tekrar almanız gerekir. <laughs> Aranızda kaçınız şu an Yaban Üniversitesi'nde? <laughs> Demek istediğim sadece içindesiniz. Ne yaptığımızı biliyorsunuz. Birçok sakin yıl. İsa Luka 4.1 Kutsal ruhla dolu olarak Şeria ırmağından dönen İsa ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. Bizim şeytanda ayıplayabileceğimiz çok fazla şey var ama bazen Tanrı sizi rahatsız bir yere getirir ve orada o kadar rahatsız olursunuz ki Hadi ama beni duyuyor musunuz? Tanrı bizi rahatsız durumlara götürür. Çünkü içinde bulunduğumuz rahat ortamlarda büyümemiz zordur. Her şeyin istediğimiz gibi olduğu durumlarda büyüyemeyiz. Ama zor durumlarda İsa gibi olmayı öğrenebiliriz. Bazen Tanrı bizi rahatsız durumlara götürür. Ama bu aslında iyidir. Neden? Ruhsal büyümede en iyi büyüdüğümüz zamanlar böyle durumlarda olduğumuz zamanlardır. Doğruyu yaparken yaralandığımızda büyüyoruz. Bizi yaralamadığı durumlarda büyümüş olduğumuz durumdan keyif alıyoruz.